Ülkeye sıcak para girişi devam eder ve seçmene döner derim ki bak biz enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme iradesine de sahibiz. Benim görebildiğim kadarıyla normalleşmenin gerisinde, normalleşme denilen şeyin gerisinde bu var. Ama öte yandan herhangi bir sokak dinamiği, işçi eylemi, gençlik hareketi bunlara hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği 1 Mayıs'ta bir kez daha gösterildi. Ya da Kürt sorunu başlığında herhangi bir demokratikleşme adımı atılmayacağı, tam tersine çatışmalı sürecin devam edeceği çok net bir şekilde ortaya konuldu. Ve elbette bir de yeni anayasa meselesi var. Yani tüm bu şartlarda toplumun geniş kesimlerini hala daha böyle iç düşman gibi gören, onları terörist, vatan haini vesaire bölücü diye kategorize eden bir anlayışla nasıl bir anayasa yapılabileceği, nasıl bir demokratik anayasa yapılabileceği son derece sorunlu. Yani örneğin geçen şimdi, gün işte yeni anayasa konusunda yeni Berkin anayasa Elvan konusunda da şöyle bir mesajı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklamalarında. Dar alanda siyaset yapılmaz. Bir eliyle tokalaşan, diğer elinde hançer olanla siyaset olmaz dedi. Bir hançer vurgusu var. Tabii darbe anayasasının sivil, yeni, kuşatıcı ve özgürlükçü anayasayla değiştirilmesi konusunda hep beraber el ele verebilirsek inşallah ülkemizin bahtınızı da değiştireceğiz gibi söylemleri de oldu ama son cümle dikkat çekici. Bir eliyle tokalaşan, diğer elinde hançer olanla siyaset olmaz. Kılıçdaroğlu'nun hançer söylemleri beraberinde Özgür Özel'den gelen açıklamalar minvalinde nasıl değerlendiririz? Bunu CHP için mi söylüyor, DEM Parti için mi söylüyor? Kim ondan için emin değilim sizce? Yani ben anlayamadım tam. Evet, anlaşılmıyor. Tam olarak anlaşılmıyor gerçekten de. Çünkü o konuşmada Özgür Özel'i bayramdan önce ziyaret edeceğini de söyledi. Eğer Özgür Özel'in elinde bir hançer varsa o zaman niye ziyaret ediyorsunuz ve tokalaşıyorsunuz diye sormak durumundayız. Ama sanki işte Kürt sorununda demokratik çözüm vesaire diyenlere karşı hayır, onlar işte bir yandan PKK ile işbirliği içerisindeler. Terörle bağlarını koparmıyorlar. O yüzden de onlarla müzakere edilmez gibi bir anlamda çıkabilir. Ama üstü örtülü, üstü kapalı bir önüne arkasına baktığımız zaman kimi ima ettiğini, kimi kastettiğini anlayamıyoruz. Ha, belki şunu demek istiyordur. Hani biz sizinle bir anayasa pazarlığı yaparız, normalleşme siyaseti izleriz ama sizin aynı zamanda bize nasıl baktığınızı biliyoruz diyordur. Belki bu anlam çıkabilir ama zaten nasıl bakılsın? Yani sivil anayasa, sivil anayasa derken mevcut anayasanın en açık hükümlerini uygulamayan, işte Can Atalay'ı cezaevinde tutan, AYM'nin kararına rağmen çıkarmayan, milletvekilliğini düşüren, işte küçük ortağı sürekli Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyen, Erdoğan zaman zaman işte yargıçlar için şey derdi, cübbenizi çıkarın siyasete girin, Anayasa Mahkemesi siyaset yapmasın. Halbuki Anayasa Mahkemesi önüne gelen kanunları yorumluyor ve anayasaya aykırı olup olmadığını belirliyordu. Aldığı kararların %90'ı da üstelik iktidarın lehinedir. Çok küçük olumsuz, kendiler açısından olumsuz kararlarda bile sürekli Anayasa Mahkemesi'ni baskı altına almaya çalışmışlardı. Şimdi anayasanın sosyal devlet, hukuk devleti, laiklik, işte seyahat özgürlüğü vesaire, toplantı, gösteri, yürüyüş hakkı gibi en temel başlıklarını bir şekilde ilga edeceksiniz, tanımayacaksınız. Yüksek yargının anayasaya dayanarak aldığı kararları uygulamayacaksınız. Taksim Meydanı'nın işte halka açılmasından tutun Can Atalay'ın vekilliğine kadar. Ve ondan sonra da yeni anayasa yapalım. Yani bugünkü bir yanda anayasaya demokrasi, demokratik bir anayasa, özgürlükçü bir anayasa, öbür tarafta hançer ifadeleri. Şimdi süremiz daralıyor. O yüzden böyle diğer konu başlıklarımı da sormak istiyorum size. Şu cümlelerini de okumak isterim. Belki görmeyen izleyicilerimiz vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le ziyareti konusunda dedi ki 31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce kendisine iadeyi ziyarette bulunacağım. Ziyaret akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Bu konuda son derece rahatız. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık. Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir şey beklemiyoruz dedi. Peki ne bekleyerek gidecek? Yani bu ziyaretin konusu ne olacak? Evet, şimdi bu bir Erdoğan retoriğidir. Yani Erdoğan aynı konuşma içerisinde hani amiyane tabirle hem nalına hem mıhına vurur. Bir yandan uzlaşı, işte demokrasi, özgürlükler, normalleşme mesajı verirken ama bir yandan da sizin söylediğiniz üzere işte hançer, kırmızı çizgilerimiz, taviz vermemek gibi cümleler de var. Dolayısıyla aslında diyor ki normalleşmenin sınırlarını,
çizgilerini ben belirlerim. Benim belirlediğim alanda siyaset yapmaya muhalefet varsa oturur konuşuruz, görüşürüz. Ama yok, eğer onun dışına çıkarsanız, o kırmızı çizgileri ihlal ederseniz o zaman sizinle görüşmeyiz. Bu bir yandan MHP'ye de bir mesaj tabii ki. Yani sen korkma, ittifak devam ediyor, bir sıkıntı yok. Ama öte yandan CHP'ye de bir pazarlık mesajı. Yani uzlaşının, normalleşmenin de sınırları var. Herkes kendi çizgisini, kendi yerini bilsin şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Öte yandan biz hiçbir zaman kutuplaşmayı istemedik ifadesi de hiçbir şekilde doğru değil. Erdoğan konjonktürel olarak siyasetin kutuplaşmaya ve sertliğe dayalı olmasını istediği zamanlarda, bunun partisinin işine yarayacağı durumlarda son derece gergin açıklamalar yapabiliyor. Ama yok, eğer zaman kazanması gerekiyorsa, biraz sandıkta burnu sürtülmüşse, toplum başka bir mesaj vermişse, o zaman yumuşamayı, normalleşmeyi devreye sokuyor. Zaten Türkiye'deki normalleşme sürecinin bence en anormal tarafı, siyasetin ne zaman normalleşip ne zaman anormalleşeceğine tek bir kişinin karar vermesi. Erdoğan normalleşelim denildiğinde normalleşme adımları atılıyor. Hayır, siyaset böyle yapılmaz, bunlar terörist, vatan haini, bölücü dediğinde o zaman kutuplaşma siyaseti başlıyor. Bu tek kişinin inisiyatifine bırakılarak devam ettirilebilecek bir süreç değil. Evet. Bence zaten CHP'nin yapması gereken de bu normalleşme siyaseti değil. İşte çay mitingi örneğinde olduğu üzere toplumsal muhalefeti harekete geçirmek, sokağın sesini saraya duyurmak olmalı bence. Evet, Cumhur İttifakı ortağıyla ilgili de bir cümlesi vardı. Bu işte ittifakı bozmak isteyenlere izin vermeyeceklerini de söyledi. O vurgu da vardı konuşmalarında. Peki yarın önemli bir gün, yarın bir hayli yoğun bir gündem olacak. Bazı bölgelerde seçim yenilenecek. Pınarbaşı, Hilvanlı, Güzelyurt ve dört beldede de yenilenecek. Böyle baş başa bir seçim yarış gidecek gibi görünüyor. Özellikle Pınarbaşı'nda, işte mesela Hilvan'da neler olur sizce? Farklar değişir mi? Farklı bir sonuç olur mu? Ne bekliyorsunuz yarına dair? Yani tek tek yerellikler özelinde bir bilgim yok oradaki şu an seçim atmosferine dair, ama en önemli yer işte Pınarbaşı. Çünkü orası MHP'nin kalesi olarak bilinen yerlerdendir. Orada da aslında tablo değişmek üzereydi 31 Mart seçimlerinde. CHP alıyordu az daha. Şimdi bence 2 Haziran'a 31 Mart ruhunun damgasını vurması beklenir. Yani insanlar 31 Mart'ta sandığa gittiklerinde iktidarın bu kadar ağır bir yenilgi alacağını tahmin etmiyorlardı, bilmiyorlardı. Ona rağmen oylarını o şekilde kullandılar. Şimdi ortaya çıkan tablo, seçimden beri yoksulluk sürecinin daha da derinleşmiş olması, enflasyondaki artış, muhalefetin kazandığı özgüven, bunlara bakıldığında aslında ben iktidarın değil muhalefetin şu an için daha şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani yarın ibreyi biz biraz daha CHP'ye doğru kaymış olarak görebiliriz. Önceki oy oranından daha mı yüksek alır diyorsunuz? Muhtemeldir. Özellikle Pınarbaşı'nda ben birinci parti olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünürüm. Ha tabii MHP de asılmıştır seçimlere elbette ki. Ama halk şunu yapmıştı 31 Mart seçimlerinde. AKP'ye yönelik öfkesini, tepkisini gidip MHP'ye oylarını kaydırarak vermemişti. MHP'yi de AKP'nin siyasetinden sorumlu tutmuştu. Geride kalan 3-4 ayda Bahçeli hala Cumhur İttifakı'nın arkasında duruyor. Ve dolayısıyla biz yarın toplumsal tepkinin örneğin bir kez daha CHP'ye yöneldiğini görürsek bu benim açımdan şaşırtıcı olmaz. Ama dediğim gibi yerel dinamikleri bilmiyorum. MHP belki de o yerellikte Pınarbaşı'nda o seçim sonuçlarından ciddi ders çıkartıp ona göre bir tedbir, ona göre bir siyaset izlemiştir ve belki de yarın kendisi başarılı olacaktır. Bunu yarın MHP izleyip görürüz. MHP açısından özellikle Pınarbaşı'nda böyle bir sizin dediğiniz